Mi 6'nın ilk olarak ses kalitesinden, sonra da kamera kalitesinden bahsedeceğim. Ses konusunda stereo hoparlör olarak reklam yapıldı. Bu şekilde bir reklamdan sonra da insanın beklentisi yükseliyor ister istemez. Ses konusunda şunu söyleyebilirim. Kaliteli, güzel, temiz bir ses sunuyor. Yani kesinlikle orta seviyenin üstüne bir ses sunuyor. Ama Mi Note 2'nin yanında biraz düşük kalmış. Yani Mi Note 2 ile orta seviye bir telefon arasında kalmış diyebilirim. Ayrıca Mi Note 2'de ufak baslar duyabiliyordum. Bunda pek bas duyamadım. Şimdi Redmi Pro ile, yani orta seviye bir telefonla kıyaslayacağım. Redmi Pro'nun sesi biraz daha tiz, biraz daha üst seviyelerde ses dağılabiliyor. Mi 6'nın sesi bu konuda biraz daha iyi, biraz daha yüksek ve daha derli toplu bir ses. Ayrıca birazdan anlayacaksınız ki sanki stereo hoparlörün biri laf olsun diye konmuş. Şimdi de kamera konusuna gelirsek, açıkçası hem ön kamera hem de arka kamera olarak oldukça güzel işler çıkartıyor. Fotoğraflarda renkler gayet göze hoş geliyor, güzel. Yalnız şunu fark ettim, bir sorun değil bu ama sanki 2x zoom modunda çekilen fotoğrafların böyle brightness'ı biraz daha açılmış gibi, sanki ISO değeri biraz daha arttırılmış gibi geldi. Ama yine de hoş görünüyor. Dediğim gibi bir sorun diyemem buna. Bu arada ön kamera Mi Note 2'nin ön kamerasıyla aynı sensör kullanılmış. Mi Note 2'nin de ön kamerasını çok sevmiştim. Kalitesi çok iyiydi. Aynı şekilde buna da çok memnun kaldım. Arka kameraya gelirsek portre modu var. Portre modunda şu şekilde fotoğraflar ortaya çıkabiliyor. Yani arka kısım bulanıklaşıyor. Ön kısımdaki obje biraz daha netleşiyor.
Video olarak bahsedersem optik görüntü sabitleyici var. Örneğin bu videoyu yürürken çektim. İster istemez telefon sarsılıyor, titriyor. Ve bu görüntü sabitleyici güzel denebilecek bir şekilde görüntüyü sabitleyebiliyor. Belki en iyisi değil ama görüntüyü oldukça güzel sabitleyebiliyor. Kısaca hem fotoğraf hem de video olarak Mi 6 beni gayet memnun etti. İndirimde olan ürünleri veya güzel kuponlar bulduğumda Facebook sayfamdan paylaşmaya çalışıyorum. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Ayrıca bana buradan ulaşabilirsiniz de.